Erdoğan'a dönelim. Şimdi Erdoğan'ın portresine yakın geçmişine baktığımızda darbelere karşı olduğunu söylerdi. Özgürlükten, demokrasiden yana olduğunu söylerdi. En son da Ergenekon'a karşı olduğunu söyleyen bir zattı. İşte bir takım isimler tutuklanmıştı. Aslında savaşta, Kürdistan'da Kürt halkına karşı yürüttükleri savaşta başarısız olanlar başarısız kaldıkları için tutuklanmıştı. Gözaltına ve alınmış, ardından tutuklanmıştı. Ama bunu Erdoğan buradan siyasi bir kazanca, avantaja dönüştürmek istedi ama suçüstü yakalandı. Ergenekon'a karşı olduğunu bildiğimiz Erdoğan meğerse Ergenekoncuymuş. Türk Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ergenekoncularla yaptığı işbirliği ortaya çıktı. Darbecilere karşı gibi görünen Erdoğan, önce balyoz sanıklarına kıyak emekliliğe imza attı, o yetmedi, Kenan Evren'in maaşına zam yaptı. O da yetmedi, Ergenekon'un tutuklu sanığı Teğmen Mehmet Ali Çelebi'yi serbest bıraktı ve Çevlük'te savaş pilotu olarak görev verdi. O artık Kürdistan dağlarını bombalayan Erdoğan'ın gözde ismi. Peş peşe açığa çıkan bu ilişki ağına bir yenisi eklendi. Bugüne kadar kamuoyu irticayla mücadele eylem planını hükümete karşı yapılmış bir girişim olarak biliyordu. Gerçeğin böyle olmadığı Erdoğan'ın imzasıyla ortaya çıktı. Erdoğan'ın kamuoyundan sakladığı gerçek mahkemeye ulaşan bir belgeyle ortaya çıktı. Dün 36. duruşması görülen irticayla mücadele eylem planı davasına konu olan internet sitesinin altında Türk Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olduğu ortaya çıktı. Milli Güvenlik Kurulu MGK ve Erdoğan imzasıyla çıkan andıç kararından dolayı çok sayıda asker tutuklu bulunuyor. Bahsi geçen belge sanık Mehmet Eröz'ün avukatı İlkay Sezer'in talebi üzerine MGK Genel Sekreterliği Hukuk Müşavirliği'nden istenmişti. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen 36. duruşmaya aralarında tutuklu sanıklar emekli albay Dursun Çiçek, Mehmet Deniz Yıldırım, eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Hasan Iğsız, Koramiral Mehmet 31oğlu, Kor General Mehmet Eröz ve Tüm General Hıfzı Çubuklu'nun da bulunduğu 14 tutuklu sanık katıldı. Tutuklu olan Mehmet Eröz'ün avukatı İlkay Sezer'in talebi üzerine Mahkeme Başkanı Hasan Hüseyin Özese, MGK Genel Sekreterliği Hukuk Müşavirliği tarafından özel kurye ile gönderilen Ocak 2006 tarihli MGK direktifinin mahkemeye ulaştığını açıkladı. Özese, belgenin incelendiğini belirterek daha sonra tekrar kurye ile iade edildiğini, evrakın 17 Ekim 2011 tarihinde mahkemede hazır edilmesinin istendiğini söyledi. Mahkeme Başkanı Özese, dava öncesinde yine kurye ile birlikte bu evrakın mahkemeye sunulduğunu ve duruşma başlamadan önce bu belgenin incelendiğini sözlerine ekledi. Özese, gelen evrakı okurken direktifin 19 Ocak 2006 tarihinde Türk Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalandığını söyledi. Evrakın başlığının bölücü faaliyetlere yönelik eylem planı olduğu kaydeden Özese, birinci madde ve planın amacının bölücü faaliyetlerle ilgili, ikinci madde ise eylem planının topyekün mücadeleyi temin maksadıyla yurt içi ve dışında yürütülecek bilgilendirme, milli birlik ve beraberliği sağlamaya yönelik tedbirleri kapsıyor. Planın sosyo-kültürel durum başlığı altında yer alan toplum kuruluşlarının faaliyetleri ve propaganda başlığında şu ifadelerin yer aldığı kaydedildi. Örgüt ile bağlantısı olanlar, örgüte destek sağlayanlar, örgütün propagandasını yapan bazı kişi ve sivil toplum kuruluşlarıyla mücadele devam edilmelidir. Örgütün sahip olduğu veya örgütün mesajlarını yayan medyanın rahatça yayın yapmasını ve dağıtım yapmasını önleyecek tedbirler alınmalıdır. İşte gerçek bu sevgili izleyiciler. 2005 yılında Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır'da Kürt sorunu benim sorunum demişti. Çözümü işaret etmişti. İşte toplumu o günden şimdiye kadar nasıl aldattığı yine resmi belgelerle ortaya çıkıyor ki o tarihlere gittiğimizde bugünün yaşananları da rahatlıkla anlayabiliyoruz. Recep Tayyip Erdoğan savaş kararını bugün değil ta o günlerden vermiş ve Kürt halkına karşı da bunları imzalamış. Bütün bunları Zana Azadi, gazeteci Zana Azadi ile konuşacağız, yorumlayacağız. Zana, hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi biz Ergenekon'a karşı bilirdik Recep Tayyip Erdoğan'ı, değilmiş. Nedir bu durum? Her devlet bir Ergenekon devletidir. Her devlet bir kontrgerilla devletidir. Yani devletlerin zihniyetinde zaten militarizme dayalı hakimiyet kurma vardır. Yani o yüzden Türkiye'de olur, başka tarafta olur. Tüm hükümetler, tüm iktidarlar, tüm kontrgerilla yöntemlerini kullanırlar. Erdoğan şimdi diyor ben Ergenekon'a karşıyım. Yok öyle bir şey.
Erdoğan'ın kendisi kendi yaşamını bir araştırsınlar. Daha 17-18 yaşındayken Refah Parti, o zaman Milli Selamet Partisi İstanbul İl Başkanı iken, orduyla olan ilişkileri, Milli İstihbarat Teşkilatı ile olan ilişkileri iyi araştırılsın. Bu kitaplarda da var. Mehmet Metiner'in kendi kitabında var. İlişkiler nasıl bir kontrgerilla elemanı olduğu açıktır. Bu bir. İkincisi, Türkiye'de kontrgerilla devamlı şöyle bilinir. Sadece siyah kemalistler tarafından, siyah Türk ırkçılar, beyaz siyah da denilen bir beyaz Türk ırkçıları tarafından Ergenekon örgütlenmesi yapılıyor diye gözüküyor. Öyle değil doğrusu. 1950'lerle birlikte esas kontrgerillayı Anadolu'ya, Trakya ve Kürdistan'a getiren Demokrat Partisi'dir. Ondan sonra Yeni Milli Mücadele Örgütü'nü kurup, Milli Türk Talebe Birliği örgütünü kurup bunun tetikçiliğini yapan Erdoğan'ın siyasal çizgisinden gelenlerdir. Ve Erdoğan'ın kendisidir. O yüzden Erdoğan'ı Ergenekon'dan ayrı düşünmek yanlıştır. Eskiden neydi? Eski Ergenekon vardı. Şimdi yeşil faşizm, AKP faşizmi diyoruz. Yeni Ergenekon'un ismi de Ötüken'dir. Ben şunu açık söyleyeyim. Şu anda Kürdistan'daki tüm operasyonları yürütenler hepsi Fethullahçı kadrolardır. Tüm Anadolu, Trakya ve Kürdistan'da il il bunlar örgütlenmişler. Hangi BDP'liyi gözaltına alacaklarını, hangisini nasıl tasfiye edeceklerini, yönetimlere nasıl gireceklerini, nasıl sızacaklarını hepsini planlamışlar. Tüm bu operasyonlar o çerçevede yürütülüyor. Eskiden nasıl kontrgerilla yöntemleriyle diyelim Türkiye Sol Hareketi, Türkiye'deki demokratlar, Kürt yurtseverler bir bir tasfiye ediliyor idiyse şimdi aynısını AKP Kürt Özgürlük Hareketi'ne, Kürt Siyasal ve Demokratik Hareketi'ne karşı yapıyor. Yani aynı kontrgerilla sistemle... Yöntemler değişse de amaç değişmemiş, aktörler değişse de hedef değişmemiş. Hiç değişmemiş. Hemen 2005 yılına gelelim. Şimdiye kadar bir bize bu durumu analiz edin. Ne oldu 2005 yılından şimdiye kadar? Erdoğan Kürt sorunu benim sorunumdur diyordu. Ama o günden sonra anlıyoruz ki savaş kararı almış daha 2005 yılında. Ondan öncesinde savaş kararı almış. Şimdi herkes diyor ki AKP kendi başına iktidara geldi. Öyle değil. AKP Orta Doğu'ya müdahale etmek amacıyla kapitalist modernite güçlerinin yarattığı bir örgüttür. Küresel bir proje. Küresel sermayenin Orta Doğu'ya müdahale etmek amacıyla kurduğu bir siyasal partidir. Bu öyle bilinmeli. Bir, 1980 askeri darbesi yapıldığı zaman Amerika ne dedi? Bu darbeyi biz yaptık. Biz planladık. O bizim adamlar yaptı. Kenan Evrecik. O oradan amaç neydi? Türk İslam sentezine dayalı bir iktidarı getirmek. Türk İslam sentezine dayalı iktidarla ne amaçlıyor? AKP gibi bir parti iktidarı. Öyle yapıldı mı? Yapıldı. 28 Şubat darbesinde milli görüş tasfiye edilmedi mi? Edildi. Bu milli görüşün içinde ne çıkarıldı? Abdullah Gül gibi İngiltere'de okuyan, Erdoğan gibi Amerika ve uluslararası küresel sermayenin adamı, belediye başkanlığı döneminde hangi kuruluşların gidip onu ziyaret ettiği ve hangi kuruluşların ona ödül verdiği hepsi açıktır. Kimin onun propagandasını yaptığı hepsi açıktır. O dönemden açıktır. Hazırlanan bir aktör. Hazırlanmış, ondan sonra getirildi. 2002'de öyle iktidara getirildi. Ondan sonra şu anda ne görev verilmiş önlerine? Eskiden askeri müdahalelerle Orta Doğu'ya küresel emperyalizm müdahale ediyordu. Bununla sonuç almadı. Şimdi ılımlı İslam denilen sahte İslam, AKP Fethullahçılar gibi örgütlenmelerle ajan, taşeron örgütler kurarak bununla Orta Doğu'ya müdahale etmek. Şimdi şeyin kendisi ne diyor? Oğlan kendisi diyor Erdoğan bizim tercümanımızdır. Yani biz ne demek istiyorsak aynısını Erdoğan diyor. Öyle mi? Oradan şeye gelelim. Andıç belgesini getirelim. Oradan andıç belgesine getireceğim. Öyle bir görevle yüklenmiş bir başbakan her şeyi ters yüz edecek. Zam yapıyor diyor, güncelleme yapıyoruz.
Eskiden zam yapan iktidarlara karşı tüm halklar ayaklanırdı. Şu anda öyle bir algı değişimi yaratmış ki dünyanın en kara faşizmini Kürtlere karşı uyguluyor. Buna demokrasi diyor. Buna açılım diyor. Şimdi 1994'te 94 savaşın en yoğun olduğu dönemde 14 bin kişi 14 bin Kürt zindana atılıyor. 2010'da biliyor musun ne kadar Kürt zindana atılmış? 16 bin. Yani 1994 şimdiki gibi değil. Eski Ergenekon nerede? Yeşil Ergenekon. Şimdiki Ergenekon'un durumuna bakın. Yani hangisi daha tehlikeli? Rahmet okutuyor diyorsun. Evet. Oradan andıca gelelim. Şimdi kendisi ne diyor? Güya bazı generalleriydi. AKP'ye karşı çıkmış da andıç. Bir andı çıkarmış da o yüzden generaller tutuklanmış. Öyle değil. Bu PKK'ye karşı başarısız olan ordu elemanlarının değişik tarzda tasfiye edilmesi, görevden alınmasıdır. Bunun kararı nerede verildi? Amerika'da. 5 Kasım 2007. Şimdi de inkar ediyorlar. Diyorlar ki Fethullah Gülen basını yok diyor. İlticayla veya İslamcılara yönelik bir imza atmadı başbakan. Kürtlere yönelik attı andıç imzasını. O 2010'dan önce... Ondan önce zaten ittifak yapıldı. Uluslararası bir plan vardı. O andışta yani o andışta ne amaçlanıyordu? O zaman daha AKP tam böyle tam güç olamamıştı. Daha Washington'daki görüşme de olmamıştı. Ayrıca 5 Mayıs 2007'de Erdoğan Büyük Anıt görüşmesi de olmamıştı daha. Ortak strateji uygulanmamıştı. O yüzden o dönemde olan andıç hem siyasal İslamcılara karşıydı hem Kürt özgürlük hareketine karşıydı. Şimdi onlar onu inkar ediyor öyle. Bir kısmını çıkarıyorlar. Bir kısmını çıkarıyorlar. Sanki Erdoğan imzası yokmuş. Öyle değil. Erdoğan'ın İslamcılarla alakası yok. Eğer o olsa şimdi tesettür için şimdi BDP yasa teklifi verdi kabul etmeyi. Burada ne ortaya çıkıyor? Yani İslam'ı da iktidarı için kullanıyor. İslam'ı da muktedir olmak için kullanıyor. Burada sahtekarlığa açığa çıkıyor. Yani bunun görülmesi gerekir. Yani tüm kontur gerilla yöntemlerini en fazla uygulayan ta kendisidir. Ahmet'e gidiyor diyor, Kürt sorunundan bahsediyor. Ama 2005'teki biz şeyi biliyoruz. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı, Ağustos'taki Milli Güvenlik Kurulu toplantısı. Ben onu açıkça söylüyorum. O zaman Hilmi Özkek ne dedi? Dedi Kürt özgürlük hareketine karşı bizim istediğimiz yasaları çıkaracaksınız. Ondan sonra ne yaptı? TMK'yı çıkardı. Hemen, ondan sonra evet, polis selahati ve vazife kanunu çıkardı. Ondan sonra ne yaptı? Kontur gerillayı meşrulaştırdı. Ondan sonra ne yaptı? Kamu güveni ve düzeni müsteşarlığı adı altında tüm kontur gerilla yöntemlerini bir karargaha dönüştürecek şekilde bir planlı bir süreç gibi işlendi. Şimdi bugüne gelirsek şöyle toparlayalım. Mehmet Ali Çelebi soracağım size. Ergenekon basını dolayısıyla Fethullah Gülen veya AKP basını Hastal'dan PKK'ye bomba yağdırdı. Hastal'dan çıktı, PKK'ye bomba yağdırdı. Manşetiyle çıktı. Subay, Ergenekon davasından tutuklu olan subay Mehmet Ali Çelebi serbest bırakıldı ve Bingöl'de görevlendirildi. Kobra, Süper Kobra'nın pilotuymuş bu zat. Erdoğan tarafından bir zat bırakılıyor. Bunu Hizb-ı Kontra üyelerinin serbest bırakılmasıyla birleştirip sana sormak istiyorum. Nedir bu, neyin planı? İşte geçmişte içeri attıkları şimdi bırakıyorlar, savaşa gönderiyorlar. Eskiden Türk İslam sentezcileri, Milli Türk Talebe Birliği'nden gelenler, Yeni Mücadele Birliği'nden gelenler ne yapardı? Eski Ergenekon'a tetikçilik yaparlardı. Şimdi yeni Ergenekon, tükendirilen Ergenekon'un kendisi, hem koordine eden AKP'nin kendisi hem tetikçilik yapan, ayrıca kendi dışından bazılarını da tetikçilik olarak. Eski Ergenekon'u diyor, eğer siz Türk İslam sentezi adına, Türkleştirme adı altında Erbana tetikçilik yapacaksanız sizin meşruiyetinizi kabul ederiz. Eğer yapmayacaksanız kabul ederiz. Hizb-ül Kontra için de öyle. Şimdi Hacı İnan ne diyor? Diyor Erdoğan ve Gül gibi zatlar diyor benim eskiden arkadaşlarımdır. Birlikte çalıştık diyor. Milli Türk Talebe Birliği'nin zihniyeti kendisi Türk İslam sentezinden geliyor. Yani o
Türk İslam sentezinde nedir? İslamiyeti maske olarak kullanıp Türklüğü yaymak. Türklüğü, ırkçılığı yaymak. Türkiye'deki tüm halkları asimile edip soykırımdan geçirip Türkleştirmektir. Buna hizmet eden biri nedir? Hacı İnan'dır. Şimdi kalkıp ne diyor? Diyor ben referandumda diyor evet dedim. Referandumda evet dedim. Şimdi güya İslam adına kendisini Kürt de sayıyor. Şimdi bir anayasa oylamasında o anayasanın bir maddesinde şunu derse Türkiye devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür. Öyle yazmıyordu. Şimdi buna bu Hizbul Kontra elemanları ve Hizbullahçıların kendisi gidip evet diyor. Yani bu İslam dini açısından da kendini inkar etmektir. Allah'a inkar etmektir. Irkçılığa hizmet etmektir. Şimdi bunu diyen bir tetikçiyi Erdoğan zaten bırakıyor. Diğer taraftan bütün BDP'lileri keceken evet. Operasyonu i̇şte, adı altında tutuklayıp hepsini darbe esas girişim, darbe budur. Darbe girişimde bulundu ayrıca diye. Ayrıca bunlara alan açıyor. Bakın evet. Şu anda bir tartışma var. Anadolu'da, Trakya'da ve Kürdistan'da. Bunu ne siyasal İslamcılar yapıyor? Ne diyorlar? Eskiden dindarlar işte biz Kürt soruna fazla eğilmedik de öyle bir ortam o söylem altında ortam hazırlayıp evet. Türk İslam sentezine dayalı sahte İslami bir örgüt kurup Kürt oylarını oraya kanalize etmedir. Bu bir plandır. Yani öyle tartışma başlatılmış ama esas hedef odur. Şimdi Hacı İnan onlar gibi tetikçilerin bırakılması, Cemal Tutar gibi 198 kişinin katledilmesinden sorumlu olan birinin bırakılıp direkt Milli İstihbarat Teşkilatı'nın araçları tarafından Bazit üzerinden, Makbu üzerinden kuma götürülmesi, Edip Gümüş'ün ele götürülmesi bir istihbarat CIA operasyonuydu. O içinde İran istihbaratı da var. Kürt Özgürlük Hareketi'ne karşı siyasal İslam'a dayalı yeni bir parti kurma çalışmalarıydı. Bu bir plandır. Evet. Bunun böyle görülmesi gerekiyor. Peki hemen bir Diyarbakır'a gidelim.